Yerine oturun. Sadece Kurban Bayramı arefesinde o hafta 100 bin üzerinde insanın bu bölgeyi 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün süresince dışarıdan gelerek dostlarıyla Malatya dışından özellikle hareketliliğin olduğunu bizzat gözlemledik. Şu ana kadar da gerek Kaya Arası Kanyonu, Kozluk Kanyonu, kamp alanları gerekse de turizm üzerinden tur operatörleri, iç ve dış turlarla gelen seyahat ajantılar üzerinden Arapgir'e gezmeye, kalmaya gelen insanların toplamdaki rakamı 500 binin üzerine çıktı diye tahmin ediyoruz. Ve hareketlilik devam ediyor. Tabii burada dikkatimizi çeken şey şu, insan popülasyonu yüksek, alışverişe yansıyan tarafı az. İnsanlar genelde gezmeye geliyorlar ama tasarruf ederek dönüyorlar. Dolayısıyla bu tasarruf etme geleneği paraya ilişkin harcamaya dönen para piyasada az. O kadarını biliyorum. İşletmelerimiz, otellerimiz şu an dolu dolu. Sürekli turlarla, haftalık turlar geliyor. Yatılı turlar geliyor. Günübirlik turlar geliyor. Bir de bunun dışında Arapgir tabii gurbetçisi çok olan bilinir bir yer. Çok sayıda insanın kendinden doğal olarak tatilini, gezi programını Arapgir'de yapmaya devam ettiklerini de izliyoruz, memnun oluyoruz. Tabii Arapgir buna hazırlığını 15 yıldır aralıksız yaptı. Yapmaya da devam ediyor fonksiyonlarıyla birlikte, bütün işletmeleriyle, halkıyla, belediyesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da buna ev sahipliği yapıyor. Aslında bu seneki hedefimiz 1 milyon ve daha fazlasıydı ama o rakama ulaşamayacağız gibi görünüyor ama yaklaşacağız. Sonuçta bu aylarda çok arttı. Okul sezonuna kadar yani şu 15 gün içerisinde de bu hareketlilik devam ederse hafta sonları yoğunluklu olarak bir 100 bin daha insanın bu süre içerisinde eğer devam ederse geleceğini ve geldiğini görüyoruz. Ben buradan tüm hemşerilerimizi yine 10 ilin ortasında TÜİK'in 2023 açıklamasından sonra yeterli, yaşanabilir ve gelişmiş tek ilçe olarak Arapgir'i açıklamıştı birinci sırada. Bu gelişmişliğimizi devam ettirmek, insanlara sakin bir yaşamın huzur ve şifa boyutuyla sürdürülmesi yönünde hizmetlerimizi yapabildiğimizce insanımızla birlikte, halkımızla birlikte, ürünlerimizle, üreticilerimizle birlikte sürdürmeye azami gayret sarf ediyoruz. Ben herkese de iyi ki Arapgir'i tercih ediyorsunuz. Gelin, görün, deneyimleyin, oturun, konuşun, izleyin. En azından Anadolu medeniyetlerinin gelenek ve törelere yansımış yaşayan bu havzasını, yukarı Fırat'ın ortasındaki Arapgir'imizi ve çevresindeki ilçelerimizi mutlaka gezi programlarınızla birlikte dostlarınıza önerin. Çünkü bu havza yaşadıkça dünyanın gelenekleri yaşayacak. Ve bu havzadaki yaşayanlar da bu gelen sirkülasyonlardan ayakta durmayı başaracak. Çünkü küresel bir savrulma var. Geçimin zor olduğu bir dönemde. Dolayısıyla buradaki insanların da burada tutulması bu sirkülasyona bağlı. İnsan popülasyonu azaldıkça buradaki tutulma azalıyor. Dolayısıyla bu popülasyonun, bu hareketliliğin 12 ay sürmesi lazım. Kış dönemi zaten ağır bir kış geçiyor. Artık ürün dönemi,
Yani her türlü hasat çıktı. Üzümler oldu. Reyhanlar hasat ediliyor. Domatesi, biberi, bostan bitkileri alabildiğince lezzetleri birbiriyle yarışıyor. Meyveler birbirine karışmış. Dolayısıyla bunların her birinin mutfağımızda geleneklere bağlı olarak kilerimizde küplerimizi dolduracak, dostlarımıza bir lezzetle bir selam gönderecek ve evine misafir edecek ürünlerin yoğun olarak üretildiği bir dönem. Arapkir bu konuda iyi bir tutunma sergiliyor. Bölgesi içinde örnek, hepsi bizimle birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla ben Arapkir'de olmaktan, Arapkirli hemşerilerimize hizmet etmekten, gelen misafirlerimizi hoşnut eden bu hizmetlerin devamlılığı açısından belediye ve ekibimle birlikte hep olmaya devam edeceğim. Arapkir'e de herkesi beklediğimizi buradan ifade edeceğim.